Son 8 yıldır falan bu proje üstünde çalışıyorum ben. Deliler Ocağı Osmanlı'nın en cesur süvarileri bunlar. Dünyada taklidi yapılan ilk askeri birlik. Dediğim gibi son 8 yıldır bu proje üstünde çalışıyorum. Bütün proje tasarımını ve genel hikayeyi ben hayata geçirdim. Senarist arkadaşlarımız bunları diyaloglandırıp bir dünya haline getirdik. Çok zor bir iş çekiyoruz, çok zor bir proje çekiyoruz. Son dönemlerin en yüksek bütçeli işini çekiyoruz. 7 haftadır buradayız, son 1-1,5 haftamız kaldı. Görsel anlamda bir şov izleyecek izleyicilerimiz. Hikaye anlamında da müthiş bir hikaye izleyecekler. Hep ülkemizde böyle bir algı vardı ya, işte insanlar Game of Thrones yapıyorlar, Vikingler yapıyorlar, müthişler, aslında biz de yapabiliriz ama şundan dolayı, ama bundan dolayı, ama bunlar yapılıyor, biz onlardan daha iyi de yapabiliriz. Şimdi filmimizi izlediklerinde benim şu anda ne anlatmak istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. Az önce dediğim gibi inanılmaz bir görsel şov var, müthiş bir aksiyon anlamında bir film çekiyoruz. Çok zor setuplar çektik, çok tehlikeli anlar yaşadık. 1459-60 yıllarında geçiyor, Fatih Sultan Mehmet döneminde. Vlad Tepeş biliyorsunuz, namı değer Kazıklı Voyvoda, işte dünyadaki bir Drakula filmlerinin ana temisi olan karakter. Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat Romanya'yı fethettiği zaman Romanya kralı buna mukavemet göstermiyor Osmanlı ordusuna ve o da savaşmıyor onlarla ve diyor ki işte bundan sonra burası Osmanlı toprağıdır ve benim adıma burayı yöneteceksiniz ama sizden teminat olarak 2 tane oğlunuzu alıyorum. Vlad ve Radu iki kardeş Fatih Sultan Mehmet'le beraber Edirne Sarayı'nda çocukluklarını birlikte geçiriyorlar ve 2. Murat kendi oğullarına, kendi çocuklarına davrandığı gibi davranmış ve Fatih Sultan Mehmet'le bazı kaynaklarda tam belli olmayan, tabii çok net olmayan kaynaklar, kan kardeş oldukları bile söyleniyor. Birlikte büyüyorlar. 2. Murat öldükten sonra ve Romanya kralı öldükten sonra Fatih Sultan Mehmet'in atamasıyla Targoviç'te'ye Efla'ya Voyvoda olarak atanıyor. Fakat atandıktan sonra bu küçüklüğünden, çocukluğundan beri içinde o yoğun şiddet içeren bir karakteri var ve Fatih Sultan Mehmet'e çocukluğundan beri ne kadar kardeş gibi de gözükseler bilenmiş bir adam ve oradaki Vatikan'ın ve bu Ejder Tarikatı denilen tarikatın yönlendirmeleriyle ve dikteleriyle Fatih Sultan Mehmet'e karşı çok büyük bir kin ve nefret besliyor. Kendi ağzından Vlad'ın 23.734 Türkmen, Boşnak, Sırp, Arnavut, Bulgar kaza oturttuğunu kendi diliyle beyan ediyor. Kendi ağzıyla beyan ediyor ve Fatih Sultan Mehmet habercisini gönderiyor. Diyor ki hani bunlar nedir? Bir anlat bakalım bize. Gönderdiği habercinin de başına sarığını çakıp geri gönderiyor. Ve bütün olaylar, delilerin işe dahil olması, hikayeye dahil olması burada başlıyor. Fatih Sultan Mehmet diyor ki Osmanlı tebaasının deli olanlarını, deli çocuklarını getirin bakalım. Bu mevzu nedir? Bir gitsinler öğrensinler ve bütün hikayemiz burada başlıyor. Bu film, bu ülkenin yüz akı bir film. Çok büyük emek harcadık. Hani madem dünya yapıyor, Hollywood yapıyor, böyle ağzımızı açarak izliyoruz. Şimdi izlediklerinde hem gurur duyup duyacakları bir film, hem bu filmin bir Türk filmi olması, bunları Türk bir ekibin yapması, yapımcısının bir Türk olması ve bütün ekibin Türklerden oluşması çok gurur verici bir durum benim için. Çünkü biz ülke olarak dünya standartlarında işler rahat rahat yapabiliriz. Yeter ki yapmak isteyelim. Erkan abi müthiş bir karakter çıkarttı ve hiç izleyicinin bugüne kadar alışık olmadığı bir Erkan Petekkaya'yı görecekler. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. O da bu işe gerçekten ruhunu koydu. Zaten izlediğinizde hani Vlad'ın o dönemdeki yağlı boya tabloları var, birkaç tane çizilmiş. Çok güzel bir postür ayarladık. Kostüm anlamıyla, işte tipoloji anlamıyla ve gerçekten ruhunu koydu. Tam bir Vlad vardı. Yani birçok seve seve çekimlerini yaptık ve birçok hissederek oynadı bu karakteri. Biz o yüzden çok mutluyuz Erkan abiyle ve diğer oyuncu arkadaşlarımızla da. Yani her insan projeye başlarken çok büyük heyecanla başlıyor. Her proje için bu geçerli. Yani düşündüğünüz zaman size proje ilk aktarıldığında inanıyorsunuz ve onun peşinden koşmaya başlıyorsunuz. Ama bazen hani sektör içinde oluyor böyle şeyler.
bir aksaklıklar oluyor falan. Film içinde çekerken içinizden bir şeylerin koptuğunu hissediyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz Cem çok heyecanlı bu konuda ve çünkü 8 yıllık emeği var ve bir hayalini gerçekleştiriyor. Bana ilk anlattığında aynen bu şekilde heyecanlıydı. Film içerisinde de heyecanını hep gördük, şimdi de görüyoruz. Aynı heyecanı biz de yaşıyoruz. Ama diğer projelerden farkı, bu projede gerçekten kopmadı. Her sahneyi heyecanlı çekiyoruz. Bizim kostümlerimiz inanılmaz iyi. Mekanlarımız muhteşem. Özellikle bu bölgede hiç çekilmemiş. Burası çok bakir bir alan. Burası Hristiyanlığı yayan 4 papazdan birinin bulunduğu bölge. Ve yaklaşık bu bölgede 800 tane kilise var. İnanılmaz mekanlarda çekimler yaptık. Ihlara Vadisi'nde inanılmaz çekimler yaptık. Evet, ufak tefek kazalarımız oldu. Olmadı değil. Ama bunlar işin tadı tuzu biberi. Çok şükür sağlıklıyız. Özellikle belirtmek isterim, hiçbir canlıya zarar vermedik. Üstümüzdeki kürk gerçek değil. Bununla ilgili çünkü birkaç fotoğrafta yorum gelmeye başladı. O konuyu da açıklık getirelim. Şunu da bir İsmail hazır kostüm demişken onunla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Game of Thrones biliyorsunuz bütün kostüm kumaşlarının hepsini Denizli'de ürettiriyor. Denizli'de bir fabrika üretiyor Game of Thrones'un kumaşlarını. Biz aynı fabrikada ürettirdik bütün kumaşlarımızı. Ve işte Vikingler, Game of Thrones ve o kalibredeki dönem işlerinin çekildiği teçhizatla ve teknolojiyle çekiyoruz. Cook lenslerle çekiyoruz. Pek fazla kullanılan lensler değil Türkiye'de. Biz bunlarla çekiyoruz ve kalırımız aslında seyircinin çok alışık olmadığı bir kalır olacak. Salonda izlediklerinde, sinema salonunun ekranında izlediklerinde çok alışık olmadıkları bir kalır izleyecekler. Ama müthiş bir film izleyecekler. Türkiye ile aynı anda bütün tüm Avrupa'da gireceğiz vizyona. Bir kere ben bir aktör olmanın dışında herhalde bu film benim tahminim çok bir ihtimalle en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi yönetmen ödülünü almalı. Yani ilk önce aktörlük, hani bizim kendi adımıza kendimizi düşünmenin haricinde ilk önce bunu düşünmeliyiz. Çünkü müthiş görüntüler var. Gerçekten müthiş görüntüler var. Bu arada hani, 2018 yılının en pahalı bütçeli işlerinden bir tanesi bu. Herhalde ya birdir ya ikidir benim bildiğim kadarıyla. Bu iş karşılığını bulacak. Bulacak. Bizim de aklımızda inşallah bunu diziye çevirmek var. Kimseden destek almadık. Kendi bütçemizi kendimiz ayarladık. Hiç kimseden destek almadık. Çünkü şeyi ben çok sevmiyorum açıkçası. Hani bakın ben bir şey yapacağım, müthiş bir şey yapacağım. Bana yardım eder misiniz? Bize birisi yardım edecekse biz önce yaptığımız şeyi gösterelim onlara. Çok böyle yapabildiğimiz, becerebildiğimiz şeyler değil. Aman oradan da şunu isteyelim, buradan da bunu isteyelim. Hani bir şey yapacaksak biz kendimiz yapacağız. Yaptıktan sonra gösteririz. Takdir ederlerse evet çocuklar siz gerçekten varınızı yoğunuzu her şeyinizi bu işe yatırmışsınız. Bütün emeğinizi bu işe yatırmışsınız. Biz de size bu konuda yardım edeceğiz. Çünkü bu ülkeden çıkan, bu topraklardan çıkan bir hikaye. Yardım edeceğiz derlerse de başımız gözümüz üstüne yani. Senaristlerimiz aslında benim uzun zamandır kafamda bir hikaye var. Bunun dizi versiyonuyla alakalı. Onlar çalışmalara başladılar. Genel hikayemizi kurmaya başladılar. Senaryomuzu da yazmaya başladılar. İlk bir 5 bölümü yazsınlar. Ben bir okuyayım. Üstündeki o son draft haline bir geçelim birlikte. Evet çok içimize sinen bir 5 bölüm olursa biz bütün niyetimiz çok iyi kalibrede ama öyle işte 160-170 dakikalarda değil de hani böyle daha insani saatlerde bizim de gerçekten tüm sanatsal anlamda her şeyimizi koyabileceğimiz izleyicinin de oturup o 60 dakikada 70 dakika izlettirip ama müthiş bir şey izlettirmek. Bunu ikna edebilirsek işte yayıncı kuruluşumuz artık o zaman anlaşacağımız kuruluşa çok istiyoruz yapmayı. Set muazzam gidiyor. Bir kere çok heyecanlıyız hepimiz. Çünkü çok ciddi bir prodüksiyon. Kostümünden işte lensine kadar çektiğimiz açılar, yönetmenimiz, bütün herkes özenerek çalışıyor, hazırlanıyor bu işe. Ve çok da güzel işler çıktı. Dün işte ben dün geldim İstanbul'dan. Oturduk arkadaşlarımızla bazı kareleri izledik ve ben gerçekten hani ilk başlarken böyle tedirgin oluyorsunuz. Nasıl olacak, yapabilecek miyiz? Çünkü bayağı ağır sahneler var, çok dramatik sahneler var. Olur mu, yapabilir miyiz diye çok kaygılandık. Ama izlediğim kadarıyla gerçekten benim dışımda çok muazzam işler çıkartmışlar. Tebrik ediyorum arkadaşlarımı. Çok ciddi bir emek var. İnşallah karşılığını alırız. Biraz karakterden bahsedelim. Demet Hanım oradan. Oradan gel.
Gelsene yama. Ayde bre. Ayde bre gelirsin bana. Eğitimi aldınız mı peki bu film için özel olarak? Rolünüz için bir eğitim aldınız mı? Rolüm için uzun zamandır at binmiyordum. Bununla birlikte tekrar at binmeye başladım. Hı hı. Özel eğitim, özlemez olur musunuz? Çok muazzam bir şey yani o. Acayip atlar bir ruh. Bu arada bile. Onlarla bütünleşmek bir de çok uysallar. Evet. Arkadaşlar çok yetenekliler. Atlara yardımcı olanlar. Muhteşem. Çok şehir içine giremedik ama yani doğa muazzam burada. Sürekli kuş sesleriyle uyanıyorsunuz. Hayvanlar her tarafta. Hiçbir hayvan kaçmıyor. Sizden onlarla birlikte çekim yapıyorsunuz. Baksanıza şuradaki dereye yani. Bunun sesiyle çekim yapıyoruz. Huzur resmen. Huzurlu bir ortamda bayağı ağır sahneler çekiyoruz aslında yani. Evet. Ve zor şartlarda aslında baktığınız zaman. Çok yani zor. Yapım tarafından rahatız ama doğa açısından evet. Yani bu kıyafetlerle şeyi gördünüz, Cem'i gördünüz. Aynen. Evet. Kürk bayağı. Sabah 5'ten tabii 5'ten beri setteyiz. Ya yani böyle bir sıcak yok. Bir de buranın çok enteresan bir doğası var. Biz daha Şubat'ta mı Mart'ta mı ilk geldik? Mart ayında geldik. Şimdi sabah çok soğuk. Öğlen açıyor. Akşam fırtına kopuyor. Böyle kumlar havada uçuşuyor falan, gözlerimizi açamıyoruz. Çok tuhaf bir havası, çok da zor şartlarda çekim yaptık gerçekten. Çok ciddi bir emek var. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. İnşallah çok güzel bir iş izlersiniz. Biz de evet. Mutlu oluruz. Elim koptu ya. Üçlük var bir de. Kim var başka? Var mı? Şimdi giriyorlar. Bu bitince. Akşam üstüne yarayacak ama ya. Akşam üstüne yarayacak ama ya. Değil mi? Hissettiğiniz. Ben biliyorsunuz artık Amerika'da yaşıyorum. Evet. Ben bu proje için geldim. Cem yapımcı, Cem Uçan bir gün telefon etti. Demet'im çok deli bir proje yapıyoruz ve senin de burada olman gerekir. Rosa karakterin hazır. Allah Allah. Saat farkı da var. Ne oluyor? ve dolayısıyla tamam dedim yolla. Seve seve okurum. Okudum. Vizyona bayıldım. Hikaye çok güzel bir hikaye. Daha önce yapılmamış bir hikaye. Çok ilginç bir hikaye. Hatta Amerika'da birkaç yapımcı arkadaşıma da çıtlattım. Ondan sonra onlar bayıldılar. Sonra geldim gördüm şeydir ya böyle bir gidelim bir yapalım öyle o kadar uçmayalım falan. Ben de ne zaman geldim? 2 gün önce geldim vatana. Dün geldim buraya tam bir jet lag durumunda. Gel Demet'im diye soktular beni odaya. Bak neler yaptık. Bunlar çok ham ama bir bak. Ya çok gurur duydum. Gördünüz mü? Game of Thrones kalitesinde bir iş gibi duruyor. Yani zaten okurken benim aklımda Game of Thrones daha yani o Vikings o tatta, o renklerde, o vahşiliği gösteren, o doğallığı gösteren bir şey gördüm. Ve onu da yansıtmışlar. Onu görmek çok güzeldi zaten. O yüzden yani benim gönlümden tabii şey geçer. Keşke Oscar'lara yabancı film için aday olsak. Oralarda olsak. Çok güzel çünkü çok hak ediyor.